Beni tanıyanlar tanır, tanımayanlar da bundan sonra çok iyi tanıyacaklar. Merhabalar, benim güzel yurdumun insanları. Beni çok iyi bir fenomen yaptınız. Ama bugün inanın küfürün K harfi yok bu videoda. Değerli izleyiciler merhabalar. Bugün sizlerle Muhammed Yakut'u konuşacağız. Muhammed Yakut konusunu detaylarıyla bugün sizlerle paylaşacağız. Dün önemli bir gelişme yaşandı. İspanya'da olduğu belirlenen Muhammed Yakut dün yakalandı. Interpol aracılığıyla yakalandı. Bilindiği gibi Muhammed Yakut hakkında çıkarılan bir kırmızı bülten vardı. Geçen 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. Şimdi bu sürece gelmeden önce biraz geçmişe dönelim. Simgesel de bir tarihle karşı karşıyayız bu arada. Muhammed Yakut 6 Nisan 2023'te Edirne Kapıkule'den çıkış yaptı. Bir araçla, binek bir araçla çıkış yaptı. Beraberindeki bir kişiyle. 6 Nisan 2023. Bu tarihi unutmayalım. Ve dün 6 Eylül 2023'te de yakalandığı kamuoyuyla paylaşıldı. Tam 6 ay sonra Muhammed Yakut'un yakalandığını öğrenmiş olduk. Kamuoyu ile de bu bilgi paylaşıldı. Şimdi Muhammed Yakut'un kendisi, kimliği, kişiliğinin önemi nereden geliyor diye baktığımızda Muhammed Yakut'un kendisinden ziyade anlattıkları önemliydi. Bu kişi seçimlerden kısa bir süre önce, yani bahsettiğim işte 6 Nisan'da Türkiye'den çıkış yaptıktan birkaç gün sonra YouTube üzerinde Delilerin Delisi ismiyle açtığı bir YouTube hesabı üzerinden bir takım ifşaatlarda bulundu. Şimdi ona da geleceğiz, anlattıklarına da geleceğiz. Muhammed Yakut tabii şöyle kısaca aktaralım. 51 yaşında, kendisini iş adamı olarak ifade ediyor. Ancak şunu belirtmek mümkün, gayrimeşru dünyadan biri, yeraltı dünyasına da yakınlığı olan biri. Dolayısıyla tırnak içinde ki zaman zaman kendi ifadelerinde, kendi yayınlarında da paylaştığı gibi kriminal bir dünyadan geliyor. Dolayısıyla o dünyadan gelindiği için o dünyada olup bitenleri, o dünyadaki ilişkileri, işleyişi bilen bir şahsiyet. Ve son bir dizi dosyası var. Yani suç dosyası bu yönüyle kabarık. Son büyük dosyası 2012'de Kocaeli'nde bulunan bir denizaltı petrokimya firmasının sahibinin kaçırılması olayına organizatörüydü, karışmıştı. O dönem 400.000 TL bu kişiden alındığı iddiası ile gözaltına almışlardı ve tutuklandı o dönem Muhammed Yakut. Şimdi Muhammed Yakut, şöyle düşünelim, bizim hayatımıza bir bakıyoruz, bir gün biri bir masanın başına geçiyor, bir sandalye, bir tripod ve bir şeyleri anlatıyorlar. Biz bu konsepti, yani Muhammed Yakut'un zihinlerde oluşan konseptin biraz ona atıfta bulunmaya çalışıyorum. Sedat Peker'den biliyoruz. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker'in de benzer bir konsepti söz konusuydu. Tabii Sedat Peker biraz daha şaşalı bir ortamda bu yayımları yapıyordu. Yani bulunduğu mekanı söylemeye çalışıyorum. Muhammed Yakut biraz daha mütevazi bir ortamda bu ifşaatları yapıyor idi. Muhammed Yakut'tan kısa bir süre sonra da Ali Yeşildağ ismi gündeme geldi. O da bir takım ifşaatlarda bulundu. Şimdi dediğimiz gibi odak noktamız, konumuz, odamızda merkezinde Muhammed Yakut yer alıyor. 51 yaşındaki Muhammed Yakut bir takım ifşaatlarda bulundu. Yanılmıyorsam 13-14 tane YouTube'dan yayın yaptı. Akabinde Twitter'da bir hesap açıldı yine bu isimde. Bazı videolara kısa süre sonra erişim engeli gelince yeni bir takım hesaplar açtı. Ve yüz binler, milyonlarca izlenen videolar, yayınlar paylaştı. Bu yayınların, paylaştıklarının içeriğinin tamamının doğru olduğunu elbette ki söylemiyorum. Ancak bir gerçek söz konusuydu bu arada. Muhammed Yakut'la alakalı bu arada bu gelişme yaşanınca, dünkü yakalama olayı yaşanınca ben burada malum İstanbul'da, ailesi İstanbul'da yaşıyor. Eşini aradım, Seher Yakut. Oğlunu aradım, Hasan Can Yakut. Biliyorsunuz bu arada Muhammed Yakut eşi ve oğlu üzerinde bunların bir firması var. Kozmetik firması. Büyük de bir firma. Yani yurt dışına ihracat da yapan, kozmetik ürünleri ihraç eden bir firmanın sahipleri bu kişiler. Aileden yakın, ailenin, yani Muhammed Yakut'a çok yakın bir isimle konuştum. Bana ifade ettiği şuydu özetle. Yakalanması an meselesiydi, bekliyorduk açıkçası. Dolayısıyla onlar açısından da bir sürpriz olmamış, tırnak içinde belirtmek gerekirse. Şimdi Muhammed Yakut dediğimiz gibi seçimlerden önce, yani 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinden bir süre önce Nisan ayı başlarında yayınlarına başladı, ifşaatlarına başladı. Şimdi normal bir ülkede asgari hukuk normlarının işlediği, iyi kötü demokrasinin işlediği bir ülke burası esasında. Ne beklenir? Olması gereken nedir? Burada bu ifşaatlarla alakalı savcının, daha doğrusu yargının harekete geçmesi beklenir. Çağrılır. Sen bu ifşaatları, sen bunları anlattın ama bunu delillendir. Delillendir bakalım. Elindeki bilgi, belge nedir? Bunu başka delillerle nasıl delillendirilebilir? Buna bakılır. Fakat bu olmadı tabii. Yani bunu beklemek bir boş, ham hayal mi denebilir belki, ama bunu beklemek asgari bu ülkedeki yurttaşların hakkıdır. Ya bu kadar ağır sarsıcı şeyler var. Birisi çıkıyor diyor ki sen diyor bu yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti yaptın. Yolsuzluk, hırsızlık dediğimiz şey öyle hayali bir şeyden bahsetmiyoruz. Yolsuzluk, hırsızlığın olduğu şey yoksulların cebinden alınıp birilerinin cebine aktarılmasıdır. Bu kadar basit. Birilerinin evine ekmek götüremediği bir ortamda birilerinin milyon dolarlık ev sahibi olmasıdır. Şimdi böyle bir ortamda buna anlatılırken bu kişilerin ne yapması gerekiyor? Yani yargıyı geçtim, emniyeti harekete geçmesini geçtim. Ya Allah billah aşkına, bu kişilerin bir açıklama yapması gerekmez mi ya? Bu kişinin söyledikleri külliyen yalandır demez mi? Aa, bu da belgesi demez mi? Bu benim malımdır demez mi? Ben bunu aldım ama şu şekilde aldım demez mi? Yok. Ya bir şey söyleyeyim. Taştan ses çıkıyor. Taştan ses gelir, kayadan ses geliyor. Bunlardan ses gelmiyor. Biz aynısını Sedat Peker döneminde yaşadık. Dönem diyorum artık, bir dönem yani. Çünkü her pazar bu kişi çıkıyordu. Bu yayınları yapıyordu ve milyonlarca insan bunu bekliyordu. Ben biliyorum, gazeteci olduğum için biliyorum. Sedat Peker'in yayınlarını izlemek için kendisini hazırlayan, pazar gününe hazırlayan arkadaşlar olduğunu biliyorum ben. Çünkü nihayetinde kabul etmek gerekiyor, bir gerçeği ifade ediyordu. Kesinlikle ve kesinlikle. Hatta tam tersine bizzat zaten bunların bunu bilmesi çok daha mümkün. Çünkü kendileri zaten söylüyorlar. Bu dünyanın içindeyiz biz zaten. Adamlar bu kirliliğin içinde oldukları için olan biteni biliyorlar. Bazısına tanıklar, bazısına bizzat kendisi dahil olmuş. Bakın keza aynı dönemde, yani Muhammed Yakut'un zirve yaptığı dönemde Ali Yeşildağ diye bir isim çıktı. Ali Yeşildağ da muhtemelen yurt dışında yayın yaptı. O da bir seri şeklinde YouTube hesabında, kendi ismiyle açtığı bir YouTube hesabında ifşaatlarda bulundu. Ali Yeşildağ kim derseniz... Merhabalar. Yeni bir video. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün buralara gelmesinde bu kişiye, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış bir aileden bahsediyoruz. Hasan Yeşildağ'dan bahsediyoruz. Zeki Yeşildağ'dan bahsediyoruz. Bunların kardeşi. Dolayısıyla Ali Yeşildağ bütün o kirli, pis dünyanın, yani o rüşvet ağının içinde ne olup bittiğini çok iyi bilen bir adam. Adam zaten kendisi söylüyor. Ben de içindeydim. Ben de pay alacaktım diyor. Aralar daha sonra zaten bu kirli para, bu haram para paylaşılamayınca birileri yani iş ortaya çıkıyor açıkçası. Şimdi Ali Yeşildağ'ın anlatımlar düşünebiliyor musunuz ya? Bu kişi şunu söyledi. Ben dedi dönemin bakanıyla bir ekipten bahsetti. Biz Tarım Bakanlığı'nı soyduk dedi. Soyduk. Soyduk dedi. Rakam verdi. 3,5 milyar dolardan bahsetti. 2007'de yapılan Antalya Havalimanı'ndan bahsetti Ali Yeşildağ. 1 milyar doların cebe indirilden bahsedildi. 1 milyar dolar sırf bir ihaleden cebe indirilen, alınan rüşvetten bahsetti. 1 milyar dolardan bahsetti. Dolayısıyla dediğim gibi Peker'de olduğu gibi Muhammed Yakut, Ali Yeşildağ'ın anlatımları vesaire. Dediğim gibi bunların tamamı suç işlemiş kişiler olabilir. Bunlar bu ifadeleri yaparken, yani bu ifşaatlar yaparken de bir takım suçlar işlemiş olabilirler. Çünkü bir takım iftiralarda da bulmuş olabilirler. Ancak bütün hepsini reddedemezsiniz. Bunları değerli toplum şekilde alıp soruşturmak gerekiyor. Kamuoyunu bu noktada rahatlatmak gerekiyordu. Burada yine de hani siyaset kanadında ne oldu, bütün bu olan bitene ne tepki geldi diye baktığımızda zaman zaman ne kadar eleştirsek de artık yani danışıklı dövüş mü kendi aralarında onu gerçekten bilemiyorum. Bülent Arınç yani o bile yani bunların soruşturması gerekiyor dedi. Diyebildiği şey oydu. Keza seçim döneminde olduğumuz için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bunlara ciddiyetle bakılması gerektiğini ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş özellikle Muhammed Yakut'un bazı kişilerin yani bazı siyasetçi ve siyasetçi yakınlarının çocukları bu kişilerle alakalı özel hayata dair bir takım anlatımları oldu. Bu Mansur Yavaş yani şunu söyledi. Bize birileri ahlak dersi veriyor ama işte Akşanlar, Kerimcanlar havada uçuyor demeye getirdi. Şimdi toparlamak gerekirse evet dün önemli bir isim gözaltına alındı. Ben istiyorum ve umuyorum ki evet bu kişi bu anlatılar sürecinde bir dizi ihlalle bulmuş olabilir. Etkili bir soruşturma yürütülsün. Zaten açılmış olan bir soruşturma var. O soruşturma üzerinden hani bu kişi alındı. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Bu soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Can Tanrıyar gözaltına alındı ve tutuklandı. Onun da soruşturmasını zaten biz takip ediyorduk. İddianamenin tanzimini bekliyorduk. Ama belli ki Muhammed Yakut'un alınması bekleniyordu ki iddianame soruşturma onu bekliyordu anlaşıldığı kadarıyla. Geçen hafta Can Tanrıyar'ın avukatıyla görüştüm. Henüz sürecin devam ettiğini ifade etti. Dolayısıyla Muhammed Yakut, Can Tanrıyar ve başka şüpheliler olabilir. Bunlarla ilgili bir soruşturma yürütülür, bir iddianame tanzim edilir. Ama Muhammed Yakut suç dosyası oldukça kabarık bir isim. Kendi ifadesiyle de kriminal bir geçmişinin olduğunu ifade ediyor. Gayrimeşru alemden gelen bir şahsiyet. Adalet Bakanlığı'nın bu kişinin iadesi yönünde gönderdiği talepnamede de bu kişinin 14 ayrı dosyasından bahsedildi. Bu suçlar arasında yağma, şantaj, gasp, örgüt kurma gibi ağır bir dizi suçlar söz konusu. Şimdi bu Muhammed Yakut'un bu dosyalar arasında bir tanesi oldukça dikkat çekici ve buna biraz değinmek isterim. Bu dosya 2012'de Muhammed Yakut'un ve adamlarının karıştığı bir yağma dosyası. Muhammed Yakut bir dönem iş yaptığı Kocaeli'li iş insanı Ali Şafak Akbil'i kaçırıyor. Ve bu kişiden o dönem 400.000 TL, daha doğrusu bankada olan 1 milyon lirasını çekmesini istiyorlar bu kişiden. Bu arada Ali Şafak Akbil'i nasıl yakalıyorlar hususunda kısaca değinmek gerekiyor. Bu kişiye kendilerini polis olarak tanıtıyorlar. İfadenizin alınması gerektiğini söylüyorlar ve bu kişi iş insanı tuzağa düşürüyorlar. Ali Şafak Akbil'in o dönem bankada olan 1 milyon TL talep ediyorlar ama sadece 400 bin TL'si varmış banka hesabına, onu çektiriyorlar. Daha sonra bu kişinin şikayeti üzerine Muhammed Yakut ve adamları, ekibi alındı, tutuklandılar. Dediğiniz gibi düşünün, bir dönem birlikte iş yaptığı bir insanı kaçırdı bu kişi. Ali Şafak Akbil'in sonra başına neler geldi biliyor musunuz? Bu kaçırma olayının da belki etkisiyle Ali Şafak Akbil, ki ihracat şampiyonu bir şirketin sahibiydi, son derece varlıklı bir iş insanıydı. O günden sonra Ali Şafak Akbil'in başına gelmeyen kalmadı. Şirketi iflas etti. Malları satıldı. Yatı satıldı. Totalde bir 200-300 milyonluk bir borçtan söz ediyoruz ve bütün o varlıkları yok oldu gitti. Dolayısıyla Muhammed Yakut'un ifade ettiğimiz bu suç dosyası, kabarık suç dosyası ifade edilirken niye de bunlar insanların yaşamına kasteden durumlar. Dolayısıyla Muhammed Yakut ve bu dosyada, yani devam eden soruşturma dosyasında karıştığı başka suçlar var ise bunlar da bakılacak. Bunlarla ilgili de bu kişinin soruşması yapılacak. Bu konuyla alakalı bugün anlatacaklarımız bunlar. Süreci takip etmeye devam edeceğiz.